Bizde şu, bir de şu vardı. Biz çok maç izliyorduk. Ya ben çok maç izlerdim. Yani hiç bir, mesela ben Van Basten'ın bütün maçlarını izlemişim. Ben Klaus Fischer diye bir oyuncu vardı Almanya'nın, eski bilir misin? Sürekli voley, voley, voley. Ben mesela bunları sürekli izleyip ve antrenmandan sonra en az 40 dakika gol vuruşu çalışıyordum. Litbaski'nin beslediği isim. Yani sürekli gol vuruşu çalışıyorum. Ya Sabri'yi alıyordum mesela. Sabri genç oyuncu. Gel kenara, orta kes diyordum. Şu vuruşu yapayım. Kaleci olmak zorunda değil kalede. Kale, boş kaleye, bak boş kaleye antrenman yapmak en zor iş, biliyor musun? Ben kaleci almıyorum. Ben şu an santral... Kerem'in bu sene çalışmaları hep paylaşıldı. Serbest vuruşlar paylaşıldı. Orta yapmaları paylaşıldı. Şimdi ben şu mesela ben hocalık yaptığımda ben santrafonları ayırıyorum. Özel idmanlarda ben kaleci kullanmıyorum. Nokta. Yani ya direkt dikiyorum oraya. Bununla vuruşu hep aynı yer. Çünkü ayağın oraya alışacak. Bir de çok önemli bir nokta var santraforların bilmediği. Şimdi sırtı dönük oyuncuyum ben. Ben hiçbir zaman, benim gol vuruşlarımı sen hatırlıyorsun. Hiçbir zaman kaleye bakmıyordum. Neden biliyor musun? Ben çünkü biliyordum nerede. Kaleyi olduğunu ezberliyorum. Abri Sarıoğlu'nu Ümit hocam mı çalıştırdı ortalara? Bu hatayı yapmış olmamalı diyor. İşte Sabri zaten bir tek beni alışmış ya, beni görmüyor. Bir tek beni buluşturuyor topla. Sana bir şey söyleyeyim, bu açıklamandan sonra kaç tane böyle mesaj var. Çalışmak bir Sabri'ye yaramamış. O kadar ortaya bir orta yapamadı. Ya ben o topları nasıl öyle değişik vuruyorsun zannediyorsun? Zannediyordunuz. O top... Siz ikiniz mi çalışıyordunuz? Bir tek sen mi biliyordun oraya gideceğini? Tabii, o topu? O kesiyordu. Nereye giderse ben oradan vuruyordum. Sen atlıyordum ortaya bir yere. Ben bulurum topu bir yerde.